lideri olan ve May gazetesinin sahibi biraz da kafadan sakat <laughs> Samson Nikos Nikos Samson Nikos Samson geç kurulan geçici hükümetin başına getirildi. Dedik ya biraz kafa bozuk Nikos evet. Samson'un da. Nikos Samson da görevi 16 Temmuz'da alır almaz ilk yaptığı iş Kıbrıs Helen Cumhuriyeti olarak bu ad, buradaki varlığı ilan etmek dünyaya oldu. Yani burada niyet Apaçık ortada yapılıyor. Nikolaus çok dualar alıyor şu anda halen. Yani ve yani mühim olan o onu o şekilde ilan etmesi bile büyük o dönemin şeyinde çok büyük bir cüretti. Hı hı. Ama tabii ki buna e, kilise falan hiç ses çıkarmadı o zaman. Çünkü hepsinin ideolojisi, hepsinin o megalo idaya olan hı hı. inancı hı hı. bir noktada savcısından sorcusuna birleşiyordu. Yalnız aralarındaki fark neydi? Daha Makarios diyordu ki biz daha temkinli bu enosis'e gidelim yani daha. Yani Kıbrıs'taki adadan yok ederek, temkinli 74 e öncesi gençlere işte İş pasaport sarayı, para, yurt dışına Avustralya göndermek. falan Avustralya falan yapıyorlar yüzlerce evet, evet. arkadaşımız ayrılmış falan. bu sinsi planı uzun yıllara bölmeyi buydu zaten. Evet. Ve uygulamaya da, başlamıştı. Tabii tabii uyguluyordu 1971'den evet. evet. itibaren. Ama Nikos Samson yüzler, tam tersini yaptı. Nikos Samson değil aslında o Maşa. Evet, yani evet. o generallerin, Yunanlı generallerin e, maşası. Bunun üzerine e, tabii Türkiye harekete geçti bildiğimiz gibi. E, hemen e, o dönemin Ecevit yönetimi, Başbakan Ecevit, uluslararası temaslara başladı. İlk iş olarak İngiltere'yi davet etmek için beraber müdahale edelim bu duruma diye. Garantör ülke olarak. Garantör evet. ülke olarak oraya gitti. Olmadı. Bu arada Makarios tabii ki darbeden hemen sonra bafa kaçtı helikopteriyle BAF'tan da Londra'ya gitti hı hı. bu 2-3 gün içerisinde. Londra'da ünlü o açıklaması vardır. Yani Ecevit daha Londra'ya gitmeden bir çağrı yaptı oradan. Türkiye garantör ülke olarak bizi gelsin kurtarsın diye. Makarios'un imdat çağrısı vardı Türkiye'ye davet etti. Bir an önce Yunanistan'ın adada gerçekleştirdiği bu katliamları durdurmak için Türkiye müdahale etmelidir diye Londra'da açıklama yaptı. Arkasından ertesi gün Birleşmiş Milletler olan toplandı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden benzer konuşma yaptı. Türkiye'nin buraya müdahalesi için. Ama İngiltere için bir şey söylemiyor. İngiltere, İngiltere de garantör, garantör. Ama İngiltere hem nalan hem muhavuran politikasıydı evet, bildik. Evet. O gün işte şey yapmadı. Ama Türkiye ısrarlı oldu. Biliyorsun işte Türkiye'de daha sonra Türk Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in evet. Cenevre'deki görüşmeler başladı falan ve bu sonunda meşhur o 19 Kasım gecesi e, o müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine. Çünkü <laughs> derhal buna son verilmesi şartını Türkiye getirmiş. Ve e, buna rağmen bu dediklerimiz yaşanıyordu. Yani burada Helen Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi bilmem ne. Hı hı. Yani bu müdahaleye, bu darbe girişimine derhal son verilmesine e, arka e, dönen, Yunanistan veriş, onun burada bu darbeyi gerçekleştiren generalleri hiç aldırmadılar Türkiye'nin bu çağrılarına ve e, bunun üzerine e, 19 e, Türkiye o gerekli girişimleri de yaptı. Hatta NATO'ya bile Türkiye bir NATO ülkesi olarak ve hı hı. E, buradaki o NATO ülkesi sıfatıyla ki taşıdığı garantörlük sorumluluğunun da yerine gelmesine de NATO'ya da çağrı yaptı. Onlardan da bir ses çıkmadı. Çünkü o dönemde o haçlı zihniyetinin o şeyin söyle Hristiyan akrabalığının Rum ve Yunanlılara karşı bir sempati evet, gereği pek evet. fazla böyle bir harekata girişmediler. O, o önemli. Hani da o düşünce o zihniyet var zaten ve Kıbrıs'a tarafsız bir gözle bu Avrupalılar veyahut da diğerleri bak, bak bakmak istemiyor. Hı hı. O akrabalık, o dinli akrabalık ve o haçlı zihniyetinin oluşturduğu zihniyettir bu. Evet.